Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıf matematik dersi bölme işlemi örnek sorularıyla karşınızdayım. Toplam 10 tane bölme işlemim var. Birinci kağıdımda 6 bölme görüyorsunuz. Diğer kağıtta 4 tane bölme işlemi var. Ve işlemlerin çoğunluğu, soruların çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu matematik ders kitabından alıntılandı. Evet birinci soruyla başlıyorum. 2592'yi 8'e bölüyorum sevgili öğrencilerim. Öncelikli olarak bakın 2'de 8 var mı? Hayır. 25'te 8 kaç kere var? 8'er 8'er sayıyorum. 8 16 24 32 diyemiyorum çünkü sayım 25. O halde 3 kere var diyorum. Evet. Buraya 3 yazıyorum. Ve çarpıyorum. 3 kere 8 24. Aradığım sayı 25'ti. 24'ü 25'in altına yazıp çıkarıyorum. 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. İşlemim devam ediyor. 1'in yanına 9'u indiriyorum. Evet, 19 oldu sayım. 19'da 8 8 16. Evet, 24 diyemiyorum. 2 kere var. 2 kere 8 16. 19'dan 16'yı çıkarıyorum. 3 kaldı burada sevgili öğrencilerim ama soru bitmedi, işlem bitmedi. 2'yi bu sefer 3'ün yanına indiriyorum. Evet. 3'ü 8'e bölemiyordum. 2'yi indirdiğim zaman sayım 32 oldu. 32'yi 8'e böldüğüm zaman 8, 16, 24 ve 32. Tam olarak 4 kere var. Evet. 4 kere 8 32. 32'den 32'yi çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kalanı 0 olan bir bölme işlemi sonuç 324. İkinci örneğin 520 bölü 15. Evet 5'te 15 var mı? Hayır. 52'de 15'i arıyorum. 52'de 15. Evet 15, 30, 45, 60. Evet o halde 60 diyemeyeceğim için 3 kere var diyorum. 3 kere 15 sevgili öğrencilerim. Bakın 3 kere 5, 15. 15'in 5 elde var bir. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. Ya da 3 kere 15'in 45 olduğunu direkt yazabilirim. O halde ne yapıyorum? 52'den 45'i çıkarıyorum. 2'den 5 çıkmaz. Burası 12 olur. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0. İşlem bitmedi. 7'nin yanına 0 indiriyorum. Sayım 70 oldu. 70'i 15'e böleceğim sevgili öğrencilerim. Ne yapıyorum? 15'er 15'er 15, 30, 45, 60, 75. 75 diyemem. O halde 70'in içinde 15 4 kere var. 4 kere 15 60. Evet 70'in altına 60'ı yazıyorum ve çıkarıyorum. Kalan 10 bölüm yani sonuç 34. Diğer bölme işlemim 3168'i 44'e böleceğim sevgili öğrencilerim. 3'te 44 yok. 31'de 44 yok. O halde 316'da 44'ü arıyorum. Sevgili öğrencilerim bu gibi sorularda kaç sefer olduğunu bakın onluklara bakarak 9 kere desem 9 kere 4 36 360'tan büyük bir sayı çıkar. 8 kere var desem 8 kere 4 32 320'den büyük bir sayı çıkacak. O halde 7 kere var desem 7 kere mesela 4 onluk var 7 kere 40 280 yapar ama birliklerle çarptığımız zaman evet içinde 7 kere olduğunu tahmin ediyorum. 7 yazıyorum buraya. 7 kere 4 28. 316'nın altına yazacağım. 7 kere 4 28. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 4 28. 2 de elde 30. O halde 44 ile 7'yi çarptığım zaman 308 yaptı. Çıkarıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Burası 16 olur. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. Burada sıfır kalmıştı. 3'ten 3 çıkarsa 0. Evet. 8 kaldı. İşlem bitmedi. 8'in yanına yukarıdaki 8'i indiriyorum. Sayım 88 oluyor. 88'i 44'e böldüğüm zaman tam olarak 2 defa olduğunu görüyorum. Evet, 88'in içinde 44 2 kere var. 2 kere 44 88. Sonucu da bu şekilde bulmuş oluyoruz sevgili öğrencilerim. Evet. Diğer örneğimiz 5474 bölü 17. Evet sevgili öğrencilerim 5'in içerisinde 17 yok. 54'ün içerisinde 17. Evet 3 kere var. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var 2. 3 kere 1 3. 2 de eldeyi unutmuyorum 51 yapıyor. Çıkardığım zaman 4'ten 1 çıkarsa 3, 5'ten 5 çıkarsa 0. 3 kaldı burada. 3'ün yanına 7'yi indiriyorum sevgili öğrencilerim. 37'de 17'yi arayacağım. 37'de 17, evet, 2 kere var. 2 kere 17 ne yapar? 34 yapar, evet. 37'nin altına 34'ü yazıyorum. Kalan 3. İşlem bitti mi? Hayır. Bakın buradaki 4'ü, evet buradaki 4'ü 3'ün yanına indiriyorum. 34 oluyor. 34'te 17 tam olarak 2 kere var. 2 kere 17, 34 yapar. Kalan 0. Sonuç 322. Diğer örneğim 575 bölü 25. 5'te 25 var mı? Hayır. 57'de 25. Evet 25'er 25'er saymak çok zor değil. 25, 50, 75 diyemiyorum. 57'nin içinde 25 2 kere var sevgili öğrencilerim. 2 kere 25, 50 yapar. 57'nin altına 50 yazıyorum ve çıkarıyorum. 7 kaldı, işlem bitmedi. 7'nin yanına 5'i indiriyorum. 75. 75'te 25. 25 50 75. 3 kere var tam olarak. 3 kere var. 3 kere 25 75. Aradığım sayının altına tekrar 75'i yazıp çıkardığım zaman sonuç 23 kalan 0. Altıncı örneğim 3626 bölü 14. 3'te 14 var mı? Hayır. 36'da 14 var. Evet. 36'da 14. Evet 14, 28, 42. 42 diyemem. 2 kere var. 2 kere 14, 28. Çıkarıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Buradan bir onu kalırım. 16. 16'dan 8 çıkarsa 8 kalır. Burada kalır 0. 2 kalmıştı çünkü. 8'in yanına 2'yi indiriyorum. Evet 82'de 14. Ee, 6 kere var desem 84 yapar. O halde 5 kere diyorum. 5 kere 4 20. 20'nin 0 halde var ki 5 kere 1 5. 2 de elde 7. 14 ile 5'i çarptığım zaman 70 yapar. Çıkardığım zaman 12 kalır. 12 de 14 olmadığı için 6'yı 12'nin yanına indiriyorum. Sayım 126 oluyor. Bu sefer 126'nın içerisinde 14'ü arayacağım. Evet 9 kere desem evet 9 kere tam olarak 9 kere olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bakın 9 kere 4 36 36'nın 6'sı elde var. 3 9 kere 1 9 3 de elde vardı 12 tam olarak evet 126'nın içinde 14 9 kere var sevgili öğrencilerim. Bu şekilde evet gördüğünüz gibi ilk sayfamızdaki 6 örneği bu şekilde çözmüş olduk. Evet, diğer kalan 4 örneğim sevgili öğrencilerim. 7. soruyla devam edelim. 5562'yi 27'ye böleceğim. 5'te 27 var mı? 5'te 27 yok. 55'te 27'ye bakıyorum. 55'te 27. Evet. 2 ile çarparsam sevgili öğrencilerim. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. Evet. 55'in içinde 27 2 kere var. 2 ile 27 çarptım. 54 çıktı. Kalan 1 oluyor burada. 1'in yanına bakın buraya dikkatli bakalım. 1'in yanına 6'yı indirdim. 16'da 27 var mı? Hayır. İşlem devam ettiği için bakın 16'da 27 olmadığı için ben buraya bir sıfır koyuyorum. Bu sefer 2'yi yanına indiriyorum. Evet. 162 oluyor sevgili öğrencilerim. 162'yi ben 27'ye böldüğüm zaman evet 8 kere var desem fazla çıkar. 7 kere 2 14. Evet. 7 bu sefer ee, daha fazla çıkar 162'den. O halde 6 kere var desek bakalım. 6 kere 7 42. 42'nin ikisi elde var 4. 6 kere 2 12. 4 elde 16 tam olarak 6 defa olduğunu görüyorum. Kalan zaten burada gördüğünüz gibi Sıfır çıkıyor sevgili öğrencilerim. 5562 bölü 27 kalanı sıfır olan bir bölme sonuç 206. Evet diğer örneğim 6473 bölü 50. 6'da 50 yok. 64'ün içinde 50 arıyorum. Bir kere var. Bir kere 50 50. 64'ün altına 50 yazıyorum. Evet 14 kaldı. 14'te 50 var mı? Hayır. Buraya ben 7'yi indirdiğim zaman 147 oluyor. 147'de 50 50 100 150 diyemem. 2 kere var. 2 kere 50 100 yapar. Evet buradan çıkarıyorum. 47 kalıyor sevgili öğrencilerim. İşlem bitmedi. 47'de 50 olmayınca buraya 3'ü indiriyorum. 473'te 50. Evet. 8 kere var desem 400 yapar. 9 kere var desem evet 450 yapar. Evet 9 kere 50 450. 473'ten de 450'yi çıkardığım zaman kalan 23 sonuç 129. Evet diğer örneğim 8932 bölü 28. 8'de 28 yok. 89'da 28 var mı? Evet. 4 kere var desem 89'dan fazla çıkar. 3 kere diyorum. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 kere 6. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 28 ile 3'ü çarptığım zaman 84 yaptı ve 89'un altına yazıp çıkarıyorum. 9'dan 4 çıkarsa 5 kalır. 8'den 8 çıkarsa 0. İşlemim devam ediyor. 5'in yanına 3'ü indiriyorum. 53'ü 28'e bölüyorum. 53'ün içinde 28 sevgili öğrencilerim kaç kere var? Evet. 2 kere var desem 56 olur. 1 kere var o halde. 1 kere 28 28. Çıkardığım zaman 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim. 13 olur. 13'ten 8 çıkarsa 5 kalır. Evet, burada 2 kalır. 2'den 4 kalır. Özür diliyorum. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 25. 25'te 28 olmayınca 2'yi yanına indiriyorum. 252 252 bu sefer sevgili öğrencilerim 28'e böleceğim. Evet 8 kere var desem 8 kere daha az çıkacak gibi 9 kere desem evet 9 kere bakalım 9 kere 8 72. 72'nin ikisi elde var 7 9 kere 2 18 7'yi de eklediğimiz zaman 18 artı 7 25 yapar evet gördüğünüz gibi. 252'nin içinde 28 tam olarak 9 kere var. Ve 9 kere 28'i çarpıyorum. Yine 252 yapıyor. Çıkardığım zaman kalanı sıfır olan bir bölme. Son örneğimiz sevgili öğrencilerim. 10. örneğimiz. 4.992 bölü 24. 4'te 24. Hayır. 49'da 24. 2 kere var. Çünkü 2 ile 24'ü çarparsam 48 yapar. Evet. 49'dan 48'i çıkarıyorum. 1 kalır. İşlem bitmez. Buraya tekrar dikkatli bakalım. 9'u indirdim yanına. 1'in yanına. 19'da 24 var mı? Hayır. O halde bir sıfır koyuyorum buraya. Burası önemli. 2'yi şimdi indiriyorum. 192. 192'nin içerisinde 24 kaç kere var? 9 kere var desem. 9 kere 2 18. 180. 36 yaptığımız zaman 200'ü geçer. O halde 8'i deneyelim. 8 8 kere 4 32. 32'nin ikisi elde var. 3 8 kere 2 16. 3 de elde 19. Evet o halde tam olarak 192'nin içinde 24. 8 kere var. 8 ile 24'ü çarptığında yine 192 çıkıyor. 192'nin altına 192 yazıyorum. Kalan 0. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde 10 örneği sizlerle birlikte yapmış olduk. Bakın burada ilk 6 örneğim, burada da 4 örneğim. Toplam 10 bölme işlemi 5. sınıf matematik bölme işlemi örnek soruları İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum.